Kadının çenesine kesinlikle düşmeyeceksin. Yavrularım, ben gidiyorum. 5-10 sene gelmeyebilirim eve, özellikle size söylüyorum. Çünkü yıllar önce bu evde kaybettiğim huzurumla kafa sağlığımı arıyor olacağım. Bulursam haber veririm ben size. Sen şimdi niye sinirleniyorsun kuzu? Şunun şurasında ne güzel o kullanılarınızı tazeliyordum. Ya kadın bana o kadar yaklaşma, ben korkuyorum şimdi ya. Erman, neden bu kadar abartıyorsun? Ya sen dua et, ben daha çocuklara okulda nasıl bitlendiğini anlatmadım. İnanmıyorum, bitlendim de babam gerçekten. Evet. Anlat, anlat ya, durma durma, her şeyi anlat, gözünü seveyim, gülme lan. Gülme. Evet çocuklar, her pazartesi olduğu gibi bugün de temizlik kontrolü yapacağım. Önce tırnaklarınıza bakayım. Efendim Erman kuzu? Öğretmenim, ben tırnaklarımı evde unutmuşum. Yarın getirip göstersem olur mu? Öğretmenim, Erman arkadaşımız yalan söylüyor. Ben gördüm, yanındaydı tırnakları. Ya sen niye her şeye karışıyorsun? Niye gidiyorsun beni şikayet ediyorsun? Ya sana mı kalmış? İki kişi konuşurken üçüncüye ne olur biliyor musun sen? Niye karışıyorsun ya? Konuştuğun kişi benim öğretmenim Erman, tabii ki karışırım. Ayrıca da ben sınıfımızın bütün fertlerinin temizliğinden, titizliğinden sorumluyum. Bak, TK, temizlik kolu. Hatta lafı bile var. Temizlik ruhun gıdasıdır. Aferin sana abiye. Arkadaşın çok doğru söylüyor Erman. Sen de koy ellerini mendilin üstüne, kontrol edeceğim. Öğretmenim, benim mendilim de evde kaldı. Ben yarın mendilimle beraber tırnaklarımı da getirip göstersem olur mu? Hayır, sen de herkes gibi ellerini koyacaksın sıranın üstüne, ben bakacağım. Sıra pis. Olsun, sen koy. Bakalım tırnakların temiz mi? Benden günah gitti. Kuş. Erman kuzu, bu tırnakların hali ne böyle? Komür 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 geldi de eve çekmek zorunda kaldım. Komürün izleri bunlar. Kusura bakma abiye, ben demokrat bir aileden geliyorum. Öyle kaloriferli evde oturmuyorum, sobalı evde oturuyorum. Ne yapayım yani, çekmiyor muydum? Erkek adam dedi mi elleri böyle olmak zorunda. Çünkü ben çalışıyorum, ben babamın yanındayım. Babam komür çektirse götürüyorum kovaya, komür koyup getiriyorum sobanın kovasına. Kulağımın içine sanki 7 tane zil soktular, çınlıyor ya. Öğretmenin bağırması, korkuyorum ben ya. Evet çocuklar, şimdi de bit kontrolü yapacağız. Bit kontrolü mü? Evet, herkes yanındaki arkadaşın saçlarında parmaklarıyla bit taraması yapacak. Silke veya bit bulan bana haber verecek. Öğretmenim. Yine ne oldu kızım? Ben Erman arkadaşımızın saçlarına dokunmak istemiyorum. Niye kızım? Çünkü Erman arkadaşımızın saçlarından tiskiniyorum. Yok ya, sanki ben de senin saçlarına bayılıyorum. Ne oluyor sana be? Öğretmenim, Erman arkadaşımızın saçları çok pis. O bitleri görebilmek için benim yakından bakınmama gerek yok. Tebur'dan bakındığımda bile bitlere gayet net ve berrak bir şekilde görebiliyorum. Asıl pis sensin. Sensin asıl pis. Konuşmalarına dikkat et. Ben daha geçen ay şampuanla yıkattım saçlarımı. Senin saçlarına bakınca ninemin çalı süpürgesine benziyor. Sen önce kendi saçlarına bak, ondan sonra git aynaya benim saçlarıma bak. Ya da git aynaya kendi saçlarına bak, sonra gel benim saçlarıma bak. Öğretmenim, Erman arkadaşımız benim saçlarıma alay geçiyor. Erman yapma çocuğum. Tamam öğretmenim, yapmıyorum. Öğretmenim, ben izninizle Tayfun arkadaşımızın saçlarını okşayabilir miyim? Sen Tayfun'un saçlarını, ama Tayfun'un saçlarını elini değdin. Senin elini kırarım abiye. Ne oluyor ya Erman sana? Bir kere Tayfun arkadaşımızın saçları pırıl pırıl, mis gibi. Annesi her gün Tayfun arkadaşımızın saçlarını zeytinyağlı sabundan yıkıyormuş. Kokusu te buralara kadar geliyor. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu saçlarını okuyacaksın. Etite değecek yani. Ay ne alakası var ya? Sadece biz telefondan birbirimizin saçlarını okşayacağız. Bana bak abiye, bak kendine dikkat et. Bak sinirden sana takmak istemiyorum. Bak, hiç kimse benim sıramdaki kızın saçlarını elleyemez. Bunu haberin olsun. Bana bak lan, senin de benim gözlerimin içine bak. Eğer bu tarafa doğru uzanırsa senin o kafanı kırarım. Anladın mı? Yumruğumu görüyor musun yumruğumu? Burası var ya sadece kemik. Dikkat et kendine. Duydun mu lan beni? Bu tarafa doğru yanaşırsan seni bak, kafanı kırarım. Kafanı kırarım. Hiç kimse benim sıramın kızının saçına dokunamaz. Bu tıfıl da dahil. Erman
arkadaşımız bizi yine tehdit ediyor. Şu güler yüzlüğümün altında hakikaten öyle sinir falan yatmıyor yani öğretmenim. Siz biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz yani. Gelip geçici bir sinirim var. Hocam hani bayağı bayağı tehdit etti bizi. Ay. Ay. Ya ne güzel oluyor biliyor musun böyle? Yani ellerin saçlarımın arasında geçtikçe bir tuhaf oluyorum abiye. Anla beni yani. Güzel güzel devam et, devam et. Öğretmenim. Şimdi ne oldu kızım? Erman arkadaşımız çok çirkin sesler çıkarıyor. Dikkatim dağılıyor. Tam bir yakalama yapamıyorum. Erman yapma çocuğum. Başkaşa kançer boynuma dedim. Kupeli kızlar yanıma. Ben halayımın başım dedim. Ben halayımın başım nene. Nene kızlar yanıma. Ya Erman arkadaşımız kendi kendine türkü söylüyor. Ben hiçbir şey yakalayamıyorum çünkü bitler kaçışıyor. Erman yapma çocuğum. Tamam öğretmenim yapmam. Bundan sonra yapmam. Ya sen niye işte bir her şeyi öğretmene söylüyorsun? Yani ben seni sıkılma diye alttan alttan müzik veriyorum. Yani gidiyorsun beni şikayet ediyorsun abiye. Ben sıkılma diye yapıyorum yani. Ayrıyeten yani bu yaptığın gerçekten hiç hoş bir şey değil. Sürekli şikayet ediyorsun abiye. Yani günde en az 30 kere öğretmenim diyorsun. Biraz kendine dikkat et ya. Biraz arka tarafım. Omuz başlarım oraya doğru alsın. Oy, oy. Uç uç böcücük, annem sana sirke şampu alacak. Uç uç. Bir, daha bir. Ne oluyor be? Bir tane değil bir kere. 20 tane falan ben buradan şey yaptım. Erkek adam bitli olur. Öğretmenim Erman arkadaşımız horluyor. Ne horlaması ya? Ne horlaması ya? Kim benim saçlarımı okşayınca hoşuma gidiyor. Kedi gibi mırıldanıyorum ya. Ne horlaması? Peki ne oldu abiye? Erman arkadaşın saçından bit çıktı mı? Ay hiç çıkmaz olur mu? Erman arkadaşımın saçları bit pazarı gibi. Olsun. Ben bitlerimle gurur duyuyorum öğretmenim. Pire itte, bit yiğitte bulunur. Lafı bile var. Devam et. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Ne oluyor ya? Öğretmenim, öğretmenim. Abiyenin başından bit çıktı. Hem de dana kadar. İtiraz ediyorum. Öğretmenim benim kafamda bit yoktu. Kendi kafasındaki bitleri benim kafama transfer etti. Bitti abiye, abiye bitti. Abiye kalk tamam seni özür dileyeceğim. Ya biri bir haber, ya biri bir haber. Para.